Merhabalar, Kebigeç'te yeniden birlikteyiz. Bu hafta değerli bir konuğu daha ağırlıyoruz. Pınar Aydoğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi hocamız. Kendisinin Alfa yayınlarından çıkan Kemalizmin Muhafazakar Yorumu, Yunus Nadi kitabı üzerine söyleşeceğiz kendisiyle. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Hocam, doğrudan sorularıma geçmek isterim. Şimdi kitabınız Yunus Nadi üzerine yazılmış bir doktora çalışması. İlk sorum şöyle olsun. Neden Yunus Nadi? Neden böyle bir doktora çalışması gerçekleştirdiniz? 2016 tamamladım ben doktora tezimi. Yunus Nadi her zaman dikkatimi çeken biriydi. Ama çok fazla bir bilgim yoktu. Cumhuriyet Gazetesi ilgimi daha çok çekiyordu. CHP çalışmak istiyordum. Muhafazakarlık CHP ilişkisi çalışmak istiyordum. Oradan böyle taramalar yaparken Yunus Nadi'nin yazılarını çok benim tam böyle aradığım şey olduğuna karar verdim. Sonrasında da her çalışmamda iyi ki seçmişim Yunus Nadi'yi. Çünkü çok önemli bir figür. Şimdi bir kere Cumhuriyet Gazetesi'nin adını Atatürk koyuyor. Atatürk'le çok yakın bir ilişkisi var Yunus Nadi'nin. Milli mücadeleye ilk katılan gazeteci Yunus Nadi. Kişilerden biri aynı zamanda. Matbaasını sırtlayıp Ankara'ya kadar geliyor. Ve her gün Yeni Gün adında bir gazete çıkartıyor. Rivayete göre Atatürk onun Yeni Gün okumadan hiçbir zaman yatmazmış. Eline ulaşmadığını muhakkak dinlermiş telefonda. Doğal olarak çok yakın bir şeyi var, beraberliği var. Neden önemli? Kişisel bir dostluktan daha fazlası. Çünkü Anadolu hareketine İstanbul basını çok muhalif ve İstanbul basını çok güçlü. Atatürk de bu mücadelede kendisine propaganda unsuru sağlayacak bir kişiye ve güçlü bir gazeteye ihtiyacı var. Onun için Anadolu'da Yeni Gün gazetesi bunu çok işe yarar bir konumda bu anlamda Atatürk'te. Yunus Nadi 1879'da doğuyor Fethiye'de. Gençlik yılları Abdülhamit'in o istibdat dönemine karşı özgürlükçü düşüncelerle ortaya çıkıyor. İttihat Terakki'nin üyesi her o dönemki düşünen, okuyan, yazan insan olarak. Çok küçük yaşta gazetecilik yapmaya başlıyor. Daha sonra işte bu Ankara faslından sonra Cumhuriyet'in kurulacağı yaz, yani 23'ün yazında bu Cumhuriyet'in ilan edilmesi, saltanat, yani bu Anadolu hareketine karşılık hala İstanbul basını güçlü. İstanbul basını demek aslında İstanbul hükümetini de sayabiliriz aynı zamanda. Atatürk birkaç girişim oluyor bu basını ikna etmek için başarılı olamıyor. Bunun üzerine en son Yunus Nadi'yi çağırıyor ve diyor ki seninle bir gazete çıkartalım. Hatta sana İttihat Terakki'nin kırmızı konağını vereyim İstanbul'da, Babıali'de. Orada Cumhuriyet'e bir zihniyet kalesi yarattı diye böyle ismini de Atatürk koyuyor. Ve Yunus Nadi şey diyor, bu iş için ben biçilmiş bir kaftandım. Çok büyük, yani Yunus Nadi tanımlarken inanmış bir cumhuriyetçi diyebilirim. Ömrünün sonuna kadar buna çok gönülden inanmış. Cumhuriyetle milli hakimiyet, cumhuriyetle demokrasi, cumhuriyetle CHP'yi ve cumhuriyetle halkı bir bütün gören bir yazar Yunus Nadi. Bir iki bir şey daha söyleyeyim Yunus Nadi hakkında. Anadolu Ajansı'nı geçenlerde kuruluşunu kutladık. Anadolu Ajansı'nı kuran kişilerden biri Yunus Nadi. Yine bu milli mücadeleye bir propaganda unsuru sağlamak için kuruyor. Güçlü bir figür. Mesela heyet temsilciyle İstanbul hükümet arasında bir anlaşmazlık olduğunda araya uzlaşmacı olarak Yunus Nadi giriyor. Atatürk'le İstanbul hükümetini birleştiriyor. Bu anlamda Atatürk'ün her inkılabından önce ona haber veriyor. Mesela yazılı inkılabı yapılacak. Yunus Nadi önce kamuoyunu bir hazırlıyor bu fikre. Ondan sonra yenilikler oluyor. Yani hem gazeteci olarak rejimin kurumsallaşmasına, kökleşmesine çok ciddi bir unsur. Hem de milletvekili aynı zamanda. İdeolojik olarak da Kemalizmin ideolojileştirilme sürecinde de bu resmi ideolog görevini çok iyi görüyor. Yani Kemalizmi aslında Yunus Nadi'nin düşünceleri üzerinden çok net okuyabiliriz. Evet. Son olarak şöyle söyleyebilirim. 1945'te vefat edecek Yunus Nadi ama
aktif siyasal hayat 43'te son bulacak. Çünkü İnönü'yle 38 sonrası yıldızı ulaşmayacak. Onun için Atatürk'le ilişkisi var. Ondan sonra 38'den sonra siyasetten daha geride. Oğlu Nadir daha etkin olacak. Onun için zaten kitap sınırlamamda 1929-1938 arasını aldı. Evet. Peki hocam, kitabınızın başlığı da aslında ilgi çekici. İki kelimeyi yan yana getirdiğimizde biraz nasıl oluyor gibisinden insan düşünüyor değil. Kemalizm ve muhafazakarlık diyorsunuz. Bununla kastettiğiniz şey nedir acaba? Şimdi ben bu yani Türk modernleşmesi okumaları yaptığımızda literatürde genelde iki bakış açısını görürüz Kemalizmi yorumlayan. Bunlardan bir tanesi Kemalizmi bir Türk aydınlanması olarak görür. Yani onun radikal oluşu, işte inkılapçılığı, devrimciliği, Jacobenliği bunları ön plan tutar ve tamamen toplumu değiştirmeyi aklına koyan bir siyasal bakıştır diye düşünür. Türk aydınlanması olarak görür. Bir diğer görüş ise aslında bu resmi görüşün tam karşısındadır ve daha eleştirel bakar. Ve bu gör, evet bunları kabul eder. Bu Jacobenizmi vardır, ilerlemecidir, işte pozitivisttir. Bu bakış açısının dışında onun muhafazakarlığın temel kabulleriyle ortak olan birçok noktası olduğunu söylerler. Ama çok uzun yıllar Türk siyasal yaşamında biz muhafazakarlığı dinsel düşünceyle beraber algıladığımız için Kemalizm'in de dinle olan ilişkisi kamusal alanda laiklik üzerinden şekillendiği için bunun bir görme kaybına sebep olduğu söylenir. Yani bu muhafazakar kabulleri, muhafazakar düşüncenin ana temalarını görmekte zorlanmasına sebep olduğu söylenir. İşte ben bu literatürdeki ikinci tezin üzerine kurdum tezimi. Bu görüşü referans aldım. Ve Yunus Nadi de bu anlamda yani bir Yakup Kadri değil, bir Falih Rıfkı Atay değil. Çünkü onların farklı bakış açıları oluyor. O Kemalist düşünceli çok net gidemeyebiliyorlar. Daha inönücü tarafları olabiliyor. Ama ben Atatürk'ün yaşadığı dönemde de o Kemalizmin en uygulanır halini Yunus Nadi üzerinden çok kolay okunabileceğini düşünüyorum. Yani hani Kemalizmin halkçılık düşüncesi slash Yunus Nadi'nin halkçılık düşüncesi diyebilirim. Hiçbir farklı ayrım görmedim bu noktada. Görmediniz. Peki hocam, Yunus Nadi Kemalist köylücülük anlayışını savunurken özellikle hangi temalar üzerinden gidiyor? Şimdi aslında Kemalist halkçılık söylemine baktığımızda köycülük bunun çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Evet. Çünkü 13 milyonluk işte Türkiye Cumhuriyeti pardon nüfusuna baktığımızda 1923'lerde %80'i köylü, yani halk demek köylü demek aslında. Bu yüzden köylüler hem ideolojik hem siyasal kazanılması gereken unsurlar. Şimdi o dönem zaten dış konjüktür de aslında köycülük düşüncesinin yükselişe geçtiği dönem. Almanya'da, İtalya'da, Bulgaristan'da köycü bir düşünce var ama onlar daha böyle teknolojiyi dışlayan biraz aydınlanma düşüncesine karşı görüşler. Türkiye'de gelişen bu değil. Türkiye'deki bu ikinci meşrutiyetin halkçılık anlayışı vardır. Narodnik düşünce, yani halka gidelim, halka doğru hareketi. İşte mesela Türk Ocakları o düşünceyle ortaya çıkmıştır. Kemalizmin köycülük düşüncesi de bu şekilde. Yani köyü yüceltmek, köylüyü yüceltmek, işte Mustafa Kemal Atatürk'ün işte köylü milletin efendisidir sözünün aslında arka planı, ideolojik planı budur. Köylüyü yüceltmek, köylüyü kazanmak nasıl? Köylüyü terbiye ederek, nasıl terbiye edilecek? Eğitimle, onu şuurlandırarak, bilinçlendirerek. Ve bunu yaparken de rejimle olan bağını kurarak, kaynaştırarak böyle bir düşüncesi sahip. Bu düşünceye sahip. Yani ülke refahı eşittir köylünün refahı. Görülmeyecek bir, göz ardı edecek bir durum söz konusu olamaz bu noktada. Şimdi çok önemli bir köylü imgesi var. Yani temiz pınarlar gibi saf, bozulmamış insan unsuru köylüler. Şimdi bu anlamda inanılmaz bir yüceltme var. Ama diğer anlamda baktığımızda köylünün terbiye edilmesi. Terbiye edilme
fiili çok hiyerarşik bir şey. Yani terbiye edici olacak öyleyse, bir de terbiye edilen. Bu o Kemalist düşüncenin o elitist bakış açısını da ortaya koyan bir şey aslında. Hem seçkinci bir dil, yani hem çok değerli, çok temiz ama hem terbiye edilmesi gerekiyor. Ya da işte sanayileşme en önemli amacı Türkiye Cumhuriyeti'nin o dönemler. Ama aynı zamanda köycülük, tarım, ziraatçılık, yani böyle bir muğlaklık, eklektik bir durum söz konusu. Bunlara çok denk düşüyor. Kemalizmin muhafazakar düşünceyle ne diyelim, teelleşmesi ya da ülfet diyebiliriz. Nadi'nin en temel şeyi şey, köylülerin eğitimi. Yani kalkınma nasıl olur? Milli kalkınma nasıl olur? Köylüyü eğiterek olur. Hani bu 60-70'lerin solcuları kalkınma düşüncesinin nasıl olacağı üzerinden ayrışıyorlar ya. İşte o dönemin düşüncesi eğitim. Milli kalkınma ancak eğitimli olabilir. Ve doğal olarak köylü terbiyesi, yani tenbir ve inşaat, bilgilendirmek, şuurlandırmak, bu önemli. Bunu kim yapacak? Öğretmen yapacak. Köylüyü vatandaşlık haklarını bilen bir konuma çıkartacak ve inkılap fikrini ona aşılayacak. Bu inkılap fikrini aşılamak çok önemli, çünkü 1930'da Cumhuriyet bir bakacak ki Serbest Cumhuriyet Fırkası inanılmaz bir toplumsal destek görecek ve aslında Cumhuriyet değerlerini toplumun çok da benimsemediği ortaya çıkacak. Ve bunun üzerine 1932'de halk evleri açılacak. Halk evleri de Türkiye şey, Kemalizmin bu köycülük ideolojisiyle çok yakından ilişkili. Çünkü temel amacı kitle desteğini sağlamak, Cumhuriyet'in ideolojisini yaymak. Bu anlamda da bunlar olmadığı sürece birlik, kaynaşma, tesanüt, dayanışma hiçbir olamaz. Milli birlik o dönemin, yani milli vahdet düşüncesi zaten Kemalizmin en temel düşüncesi. Yani sınıfsız, kaynaşmış, imtiyazsız bir kitleyiz. Zaten köycülüğün arka planına baktığımızda köylüyü köyünde tutmak düşüncesi vardır. Çünkü köylü şehre gelirse işçi sınıfını oluşturur. Oysaki şu an tek partili bir devletiz. Çünkü sınıflar yok. CHP herkesin partisi. Yani böyle bir çorap söküğü gibi arka arkaya gider eğer bu durum söz konusu olursa. Doğal olarak halk evlerini nadide rejimi halkla kaynaştırmak ve geniş bir halk kitlesinin desteğini sağlamak için çok anahtar konumda bir kurum olarak görüyor. Şimdi burada şu da var. Bu demin saydığımız, yani birleşmiş bir toplum, topyekün bir kitle, milli bir camia, milli vahdet. Bunların hepsi aslında topluma vurgu yapıyor. Yani toplumun tamamı bireyden daha büyük. Birey tek başına toplumun dışında hiçbir anlamı yok. Bu da bizi aslında bireyin, yani toplumun bireyi öncelediği bir toplum düzenine çıkartıyor. Yani Kemalist halkçılık anlayışı aslında bireyi değil daha toplumu ön plana çıkartan bir şey. Bu da muhafazakarın bu organizmacı toplum anlayışıyla çok bağlantılı. Yani birey toplumun içinde yoksa yok. Önemli olan toplum. Bunu şurada da göreceğiz. Mesela halk evlerin açılışında Yunus Nadi şunu diyecek. Babaları, yani halk evinin babası Atatürk'tür, ağabeyi İnönü'dür. Şimdi bunu mesela Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda da söyleyecek. Onu bahsederken de söyleriz. Burada şu böyle paternalist bir vurgu da var aslında. Yani halk çocuk, onun babası, abisi var. Böyle bir bu anlamda o rasyonel, liberalizmin rasyonel birey, yani somut siyasal alana hazır birey düşüncesi yok bu anlamda. Toparlayacak olursak, bunu Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda göreceğiz. Halkın önce siyasal alana katılabilmesi için rüştünü ispat etmesi, şuurlanması gerekiyor. Yoksa demokrasi için çok erken. Peki Bir hocam, bakış açısı. biraz böyle farklı bir alana gidersek yine Yunus Nadi üzerinden. Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyet'in ilk güzellik yarışmasını düzenliyor. Bu olay kadının özel alandan çıkarılıp kamusal alanda görünürlüğünün önemli ve cesur adımlarından da biri oluyor. Kadınların kamusal alandaki varlığı ve siyasi haklarına büyük önem veren Kemalizmle değişen konumunu Nadi nasıl yorumluyor, nasıl değerlendiriyor? Şimdi Türk modernleşmesinin en modern simgesi kadın. 1929'da Cumhuriyet Gazetesi bir
güzellik yarışması düzenleyecek. Şimdi öncesinde Yunus Nadi aslında şunu söylüyor. Kemalist rejim de bunu söylüyor. Orta Asya'dan beri Türkler kadına çok değer verirler. Bu değerini kaybetmesi tıpkı köylülerde olduğu gibi suç Osmanlı'dır. Çünkü Türk geleneklerine uzaklaşmıştır, İslam'ı yanlış yorumlamıştır ve Arap-Acem kültürüne tabi olmuştur. Biz hem köylüyü hem kadını kurtardık buradan diye. Hı hı. Yani modern kadını modern cumhuriyet yaratmıştır. Şimdi Nadi'nin kadına bakışında ikiye ayırabilirim. Birincisi bir kere çok samimi bir şekilde siyasal hakların verilmesini sonuna kadar destekleyen biri. Yani bu konuda hakkını teslim etmek lazım. Mesela kadına siyasal haklar verileceği zaman erkek vekiller şöyle kısık seslerle de olsa kulis yapıyorlar. Öyleyse askere de gitsinler madem hakları var diye. Ama Yunus Nadi mesela bunları prim vermiyor böyle düşüncelere. Şimdi güzellik yarışmasının düzenlemesindeki temel unsur şu. Evet, kadın pilot olarak cumhuriyetle beraber kamusal alanda var, öğretmen olarak, vekil olarak, işte avukat olarak her meslek grubu olarak var. Ama güzellikle yani bedeniyle ortaya konması çok özel bir şey. Ama buna çok vurgu yapmıyor aslında. Çünkü orada cinsel olarak da bedenin ortaya konması var. Yunus Nadi buna vurgu yapmıyor. Bunu milli bir görev olarak adlandırıyor. Çünkü podyumda salınan kişi güzelliğini değil, aslında modern cumhuriyetin yeni kadınını yaratıyor diyor. Ve bu çok önemli. Mesela Keriman Halis 1932'de Türkiye güzeli seçiliyor. Sonra Avrupa güzeli olacak. Yunus Nadi gazetesi düzenlediği için Avrupa'da onunla beraber olacak. Mesela orada şunu söylüyor. Haremden çıkan bir kadın şu an Fransa'nın opera binasında kendini değil, yeni cumhuriyeti gösteriyor. Yani ona çok ideolojik anlamda çok büyük bir anlam yüklüyor. Ve kadının o görselliği yeni cumhuriyeti anlatıyor. Mesela ona soruyorlar işte kadınlar yurt dışına çok seyahat yapıyor Yunus Nadi sağlık nedenlerinden dolayı da. Yani şimdi sizin memlekette kadın tek başına yürüyor mu? Tek başına dışarı çıkabiliyor mu diyor. Mesela bunları anlatıyor. Sonra diyor ki Gazi bunlar hep senin sayende. Yani Atatürk'ü modern kadının bir yaratıcısı olarak görüyor ve sonuna kadar destekliyor. Bir de diğer kısmını göstermek istiyorum. Bu cinsiyetçi bir kısım. Yani erkeğin her zaman kadın nasıl olmalıdır sorusu vardır ya böyle ataerkil toplumda. Hep kadın bir tanımlanır, nerede durması gerektiği söylenir. Bu Nadi'de de var. Çünkü evet kadın pilot olsun, güzel yarışmasına katılsın, avukat olsun, şey olsun ama bir dakika. Esas görevleri var onun. Nedir bu? Bir ailenin temeli, yani medeniyetin anası olarak görüyor ve nüfus politikası da olduğu için çocuk doğurmak kadının en temel vazifesi. Bu çocukları sağlıkla büyütmek aynı zamanda sadece çocuk doğurmak değil. Çünkü bunlar vatana asker olacaklar. Yani doğal olarak kadının toplumsal yeriyle milliyetçilik çok bağlantılı bu anlamda. Sadece bu görünmüyor. Kadın nasıl bir kadın olmalı? Mesela İstanbul kadın, Anadolu kadını ayrımı var. Burada da Anadolu kadını fedakar, cefakar, kadın böyle olmalı. İstanbul kadını gibi olmamalı. Yani süslü modayı takip eden bir kadın olmamalı. Bununla tanımlıyor. O seçkinci dilin yanında bir de cinsiyetçi dil söz konusu. Muhafazakar düşünceyle benzeşen bir noktası da şurası. Şimdi o dönemlerde tasarruf haftaları düzenleniyor Aralık ayında. Tasarruf çok önemli. Kız enstitüleri kuruluyor. Bu kadın yani köylü eğitimi, kadın eğitimi çok önemli Nadi için. Mesela bu kız enstitülerine şundan bahsediyor. Kadınlar burada Batı'nın tekniğini alarak, eğitimden geçerek bir bilgi alacaklar. Ama Batı'nın tüketim alışkanlıklarına uzak durarak, bakın o tekniği alalım, kültürü almayalım vardır ya Batılılaşmada hep. Mesela Nadi'de bu çok net olarak görülür. O tüketim kültürünü almayarak, tasarruf yaparak. Yani aslında kadın ailenin de temeli, ekonominin de temeli. Çünkü tasarrufu kadın yapar. Bu anlamda kadına aslında büyük roller yükleniyor toplumsal alanda da. Tasarruf da bu anlamda kadının. Yani bu konuda da böyle bir Nadim'in görüşlerini toparlayacak olursak, ailesinin varlığını, sağlığını devam ettirecek görev kadına ait. Koruyabilecek görev yani ev kadınına ait. Çocuklar yetiştirmek, askerler yetiştirmek.
Zaten bunlar başlı başına büyük görevler. Buradan sonra kamusal alana çıkmak için ne zaman kalacak? O da ayrı bir tartışma konusu. Ama genel olarak şunu da söyleyeyim. Şimdi Kadınlar Birliği var. Aslında Osmanlı'nın son dönem, ikinci meşrutiyetten sonra çok ciddi bir kadın hareketi var Osmanlı'da. Ama Kemalist bu kadın hareketi biraz kendiyle başlatıyor kadın hareketini. Nadide böyle. Oysa bir Nezihe Muhittin örneği var mesela. Kadınlar Halk Fırkası'nı kuracak kadar radikal bir kadın hareketi var. Ama mesela burayı yok sayıyor. Yani her şeyi işte 1923 ile başlatıyor. Ama yani aslında inanmış cumhuriyetçi yapısı Nadi'yi onun üzerinden kadın haklarını da savunan bir yöne çekiyor. Yani burada hakkını yemek lazım Evet. o anlamda. Peki hocam, son soru olarak bir de çalışmanızda dikkat çektiğiniz, şimdi 1930'lu yıllardan sonra, yani 30 yılından sonra daha doğrusu, Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruluyor ve çok partili hayata geçiş denemeleri başlatılıyor ama işte tabii ki başarılı olamıyor. Bu süreçte Nadi gazete ile çok aktif bir rol üstleniyor bu süreçte. Ve bu yeni dönemde de işte demokrasi, liberalizm, muhalefet gibi kavramlara ön plana getiriyor, tartışıyor. Acaba Nadi bu kavramların kendisine nasıl bakıyor, nasıl değerlendiriyor, nasıl ele alıyor? Şimdi aslında Cumhuriyet'in kurulduğu dönemler kötü bir siyasal miras alıyor. İkinci Meşrutiyet'te o inanılmaz fırkacılığın, işte o bir türlü sınırını koyamadıkları hürriyetler çok kötü bir hal alacak. Ve fırkacılık zehirdir diye bir, yani muhalefet etmek aslında kötü bir şey olacak. Muhalefet kelimesi bile bir olumsuz tını içerecek. Şimdi 1929'da ben başlattım tezimi, ama 1923-29 arası Yunus Nadi'nin o düşünsel gelişimini anlayabilmek adına ikinci el kaynaklardan da olsa bunu takip ettim. Şimdi oraya dönüp baktığımızda mesela Cumhuriyet'in ilanıyla Rauf Bey'le girilen çok ciddi bir söz diyalogu var. Yani Cumhuriyetçimizsin, milli hakimiyetçimizsin. Cumhuriyete karşıysan milli hakimiyete de karşısın. Mesela böyle bir şey var. Doğal olarak işte terkipervercileri, saltanatın kaldırılmasını eleştiren hepsini Yunus Nadi milli hakimiyete karşı çıkmakla eleştiriyor. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası mesela işte irticacılar, gericiler, mollalar, ihtiras sahibi kişiler olarak eleştiriyor. Mesela şöyle der, bizde vatana hiyanet kadar görülmemiş muhalefet görmedik. Götürülmemiş yani. Hep muhalefet bir yerde vatanı hiyanetle yan yana getiriyor. Böyle bir kültür de söz konusu, yani değişmeyen bir kültür. Mesela kötü niyetli, bozguncu muhalefet hep böyle tanımlanıyor. Saf halkı kandıran gibi tanımlandığı için. Şimdi şeye dönüp baktığımızda, Nadi'ye dönüp baktığımızda, Nadi şunu çok net görebiliyoruz. Yani Türkiye toplumu daha gelişmiş bir toplum değil, Avrupa toplumu değil. İnkılabı korumak daha önemli. İnkılabı korumak her zaman tercih sebebi demokratik ilkeleri uygulamaktansa. Çünkü demokrasi belli bir olgunluğa, rüşte ermiş toplumlar için geçerlidir. Şu an Türkiye'de inkılabı korumak daha önemlidir. Bakış açısı hep böyle olduğu için olaylara da Nadi bu açıdan bakıyor. İlk önem verdiği şey inkılabı korumak. Şimdi Serbest Cumhuriyet Fırkası da işte Atatürk'ün bizim dışarıdan görünüşümüz bir diktatoryaya benziyor. Böyle olmasın istemiyorum diye FETÖ okyarı Fransa'dan çağırmasıyla başlayan bir süreç. Bu süreci biliyoruz. Oraya hiç girmeden Yunus Nadi Atatürk'le hep beraber bu süreçte Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı çok yakından takip ediyor. Her gün hakkında çok olumlu şeyler yazıyor. Mesela muhalefet partisi demeyeceğim diyor. Çünkü muhalefet çok kötü bir anlamda. Karşı fırka diyeceğim diyor ben bundan sonra konuşmalarımda. Ve Atatürk'ü baba olarak görüyor. Yani Atatürk bir baba ve iki partiye de işte evlat olarak eşit muamele edecek. Çünkü Atatürk'e karşıt bir parti kurulamaz o dönem için. Doğal olarak Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması gerekiyor. Böyle bir tartışma var o dönemde. Şimdi bu mesela şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki CHP'nin izni olmasaydı Serbest Cumhuriyet Fırkası olamazdı gibi bir şey söylüyor. Yani varlığınız bizim izin vermemizden dolayı. İşte CHP'nin ağabeyliğiyle yani size yürümeyi öğreteceğiz. Aynen böyle bir tabir kullanıyor. Doğal olarak zaten bakış açısı şöyle, yani rejimin sahibi biziz. Biz
yönetim bizim elimizde. Biz size bir tık bahşettik aslında, izin verdik, tasvip ettik kurulmanız tarzı bir bakış açısı var ama uzun süre çok ılımlı bir yaklaşım olacak Yunus'tan. Ta ki İzmir olaylarına kadar Serbest Cumhuriyet Fırkası toplumun çok büyük bir destek gördüğü için çok hızlı bir teşkilatlanmaya girecek. Mesela bundan rahatsız olacak Yunus'tan, diyecek ki sen niye bu kadar teşkilatlanıyorsun ki, yani hükümeti mi ele geçireceksin? Oysa ki senin görevin sınırlı bir muhalefet etmek, hem de siyasal konular değil, ekonomik konuları eleştir diye sen kuruluyorsun. Yani aslında siyasal partilerin önüne baktığımız en temel görevi iktidarı ele geçirmektir. Onun Evet. için vardı. Bunu bile mesela izni oraya kadar, müsamahası bu kadar Nadine'in. Mesela o büyük mitingleri çok olumsuz bakacak. Diyecek ki siyaset yapmanın yeri meclistir. Sen bunu dışarıda yaparsan halk galeyana gelebilir. Aslında bu bakış açısına baktığımızda siyaset yapmak öyle sadece siyasetçilerin ve mecliste olan bir şey. Sivil toplumu yok sayıyorsun. Yani sivil toplumda tartışılacak Evet. değil. Doğal olarak bu şeydeki olaylar, yani bu gayrimemnun kalabalıkların desteklediği bir parti diyor Serbest Cumhuriyet Fırkası'na. Zaten Nadi böyle halk hakkında konuşurken mesela masum halk diyor, belirsizliğe meyilli kütleler diyor, işte gayrimemnunlar diyor. Yani somut siyasal bir özne değil halk. Somut bir siyasal özne olmadığı için zaten kandırılmaya müsait. Eğitilmeden bu insanları muhalefet partisi rejimi tehlikeye sokabilir. Doğal olarak çok ciddi bir tavır alacak bu toplumsal desteği artınca. Vaktimiz varsa aslında böyle güzel küçük bir anekdot da verebilirim Tabii ki lütfen, şeyle alakalı. lütfen. Son onu alırız. İzmir'de çok büyük bir şey olacak. Kalabalık karşılayacak FETÖ okyarı. Şimdi ertesi gün çok coşkulu bir kalabalık. Tabii Nadi biraz endişeye sevk edecek her CHP'li gibi. Şey diyecek, o da Fethiye'li olduğu için İzmir'i çok yakından biliyor aslında. Aslında o kalabalık çok büyük bir kalabalık değil. Biliyorsunuz İzmir incir, işte üzümün toplanma mevsimi şu an. Bir sürü mevsimlik işçi var orada. Zaten kordonda 10 kişi toplanınca arkasından 100 kişi gelir ne oluyor diye. Bir de orada komünist çoktur. Ameleyi kandırmış, coşturmuşlardır. Yani Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın topladığı kalabalık bu kadardır der mesela. Yani bir türlü arkada toplumsal desteği göremez. Yunus Nadi'yi göremez demek haksızlık etmiş olurum. Görmek istemez. Evet. Ve bu İzmir'de CHP'nin de şeyi taşlanacak, genel merkezi falan taşlanınca Yunus Nadi Atatürk'e o tarihi mektubunu kaleme alacak. Gazetesinde yayınlayacak. Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte genel başkanısınız. Bu duruma ne diyorsunuz? Tonunda bir mektup yazacak. Atatürk de ertesi gün cevabını gönderecek. Diyecek ki benimle CHP'nin ebedi bir bağ vardır. Bu bağı kesmek için hiçbir neden görmüyorum. Bu aslında Fethi Okyar'a çok net bir ışık olacak. Atatürk'e rağmen partiyi devam ettiremeyecek. Yani desteğini çektiğini anlayacak ve Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı feshedecek bir 3 aylık dönemden sonra. Evet. Yani dönüp baktığımızda ve toparlayacak olursak muhalif düşünceler inkılap düşmanlığı olarak bakıyor Yunus Nadi. İnkılap kurmak çok önemli. En ufak bir şey. Mesela diyor ki cumhuriyet, yani hürriyet cumhuriyetle son bulur. Cumhuriyete saldıran hiçbir hürriyeti kabul etmiyorum der. İşte mesela sınıf esaslı partiler kurulsun istenir diye kulağıma geliyor Türkiye'de. Ya da işte saltanatı tasvip eden. Hayır, bunlar kurulamaz Türkiye'de. Çünkü Avrupa'da normal bir hayat var. Yani kitaplardaki o evrensel değerler, evet, Avrupa gibi bir toplumda olabilir. Ama Türkiye'de yeni bir inkılap var. Bu inkılabın korunması için zaman var demokrasiye geçmek için. Yani hemen demokrasi olmaz. Yani bu demokrasi denizde yüzerek hani denizde yüzerek öğrenirsin ya yüzmeyi. Hani demokrasi de öyle bir şeydir aslında. Buna çok hoş bakmıyor. Yani Yunus çok katı kuralları var cumhuriyeti koruma konusunda. Ve toparlayacak olursak bu şeyi soruyor. Mesela halk hakkında şöyle söylüyor. Diyor ki bizim köylü aslında özünde şekil alması çok kabiliyetli, çok kolay bir hamurdur.
bizim eğitimimize, bizim öğretmenimize ve bizim istediğimiz şekli alacaktır. Yani burada çok yüksek bir seçkinci dil var. O halka o şekli verecek, o terbiyeyi verecek. Ve doğal olarak da terbiye edilene kadar, o istenilen şekle gelene kadar demokrasi bekleyebilir. Evet. Milli birlik söylemi çok baskın. Milli birliği biliyoruz. Yani bu milli birlik söylemi farklılığa çok izin veren bir söylem değil 1930'larda. Aynılığı, homojenliği besleyen bir şey. Doğal olarak da farklılık rejimi olan demokrasinin bu zihniyette devam etmesi, şekillenmesi, güçlenmesi zor. Zor diyor. Evet, bugün Kebigeç'te Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Pınar Aydoğan'ı konuk ettik. Alfa yayınlarından çıkan Kemalizmin Muhafazakar Yorumu, Yunus Nadi kitabı üzerine söyleştik. Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok istifade ettik. Var olasınız, sağ olasınız. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.